Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle biraz daha dalış üzerine konuşacak şekilde dalış üzerine eğitim amaçlı bir video çekmek istedim. Genelde sürekli işte balık avı ile ilgili, dalışla ilgili görsel videolar çekiyorduk. Bu seferki biraz daha eğitime dönük bir video olsun istedim. Bunun gibi birkaç video daha arka arkaya yayınlamak istiyorum. Çünkü çok fazla bu işe gönül vermiş, takip eden, bilgilenmek isteyen arkadaşlar var. Eskiden birkaç forum vardı arkadaşlar bu konularla ilgili. Çok da güzel bilgiler içeriyordu. Eskiden bu işi yapmış çok iyi sporcuların yazıları, videoları, işte bilgi paylaşımları içeriyordu. Daha sonra kapandı. Olabildiğince bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan yazan arkadaşlara dönüş yapmak istiyorum. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bazen işlerimin yoğunluğundan cevap veremeyebiliyorum. Ama mutlaka dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dalış dediğimiz olay bir bütün. Sadece işte suya gireyim, balık avlayayım değil. En başta eğitim almak gerekiyor arkadaşlar. Ben mutlaka eğitim alınması şart diyorum. İstisnalar olabiliyor. Ben kendim açıkçası normal bir hocadan gidip eğitim almadım ama yaptığımız pratikler, gittiğimiz kişiler, daldığımız profesyonel abiler, ustalar sayesinde hani eğitim almaktan çok daha öteye geçtik. Aslında şu dönemki eğitimleri de ben açıkçası yetersiz görüyorum. Çünkü tahmini 5 gün ya da 1 haftalık bir kağıt üstünde sınıfta yapılan bir eğitim oluyor. Onun haricinde 3 günlük bir pratik eğitim oluyor. Bu bence yeterli bir süre değil, yeterli bir eğitim seviyesi değil. Ve bu eğitimden sonra bazı hocalar fazla şekilde öğrencileri, işte dalgıç arkadaşları işte gaza getiriyor, biraz işte çok böyle yükselmiş gibi gösteriyor. Eğitim sırf iyiymiş göstermek açısından. Bu arkadaşlar bana göre yanlış. Çünkü öyle 3 günde, 1 haftada, 1 ayda öğrenilecek şeyler değil bunlar. Başta işte yapılması gerekenleri öğretmek gerekiyor. En başta emniyeti öğretmek gerekiyor. Çünkü suya giriyorsunuz, yeri geliyor tek başınasınız. Yeri geliyor, işte havanın yüksek olduğu zamanlarda sudasınız. Diğer türlü eğitimlerde hocalar işte ben 3 günde dalgıcı işte şu metraja indirdim, çıkardım, şu kadar daldırdım, şu kadar nefes tuttum diyor. Onları yapabilirler çünkü dalıştayken yanınızda bir hoca var. Mental olarak sizi çok iyi hazırlıyor. Nefeslenmeleri yaptırıyor. İşte yanınızdaki arkadaşlardan cesaret alıyorsunuz. O an yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz. Birkaç gün öncesinden nefeslenmişsinizdir. Bunların etkisi olabilir. Ama aklınızda olsun arkadaşlar. Orada kalmıyor o iş. Çünkü eğitim bittikten sonra, asıl eğitim ondan sonra başlıyor. Kendi kendinize öğreneceğiniz şeyler çok daha önemli. Temel şeyleri öğretiyor açıkçası. Ben dediğim gibi hani eğitim almadım, aslında alsaydım çok daha iyi olurdu. Ama yavaş yavaş sindire sindire Buddy'min de yardımıyla çok şey öğrendik. Çünkü bu işler öyle birkaç saat, birkaç gün dalıp çıkmayla olmuyor. Arkadaşım bana öğrendiklerini aktardı. Ben ona öğrendiklerimi aktardım. Dalış hocalarıyla dalışa gittik geldik. Ha, onlarla suya girdik. Yanlarında durdunuz mu derseniz durmadım açıkçası. Çünkü onlar suya girdikten sonra balık avlamak için uzaklaşıp kayboldular. Yani biz yine kendi başımıza kaldık. Ama öğrendiğimiz pratik eğitimler, işte konuşulan konularla biraz ufak ufak bilgimiz oldu. Sağ olsun yardımcı da oldular. İşte nefeslenmelerdir, balık avlamadır etkisi oldu. Ama dediğim gibi çok yazı okuduk, çok video izledik, çok kişiden dinledik. Yani ben şu anda kendimden bir kademe bile üzerinde veya farklı bir dalgıç gördüğüm zaman, bilmediğim bir konuyu kulak misafiri olup dinlediğim zaman çok daha şey katmış olabiliyorum. Yani her zaman öğrenmeye açık olmak iyidir. Çünkü atladığımız, duymadığımız, es geçtiğimiz konular olabiliyor. Bunlar hafif alacak onlar değil arkadaşlar. Hepsi sizin sağlığınız için, iyi balık avlayabilmeniz için, güvenli şekilde dalışa girip gelmeniz için etkili olacaktır. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde sık sık parça parça videolar atacağım. Gelen sorular var. Onlarla ilgili parça parça videolar yayınlayacağız. Umarım eğitime dalış için başlayanlara, gönül verenlere bir nebze yararlı olur.
pandemi günlerinde biz de evdeyiz, sıkılıyoruz. Dalışa daha az vakit ayırabiliyoruz. O nedenle bu şekilde birkaç eğitim videosu çekmek istedim. İlerleyen günlerde parça parça videolar gelecektir. Sizden de kafanıza takılan soruları yorumlara yazmanızı istiyorum. Verebildiğim kadar yanıtlar vereyim. Tabii daha iyi bilenler vardır. Kendine göre anatomik yapısından dolayı farklı dalış teknikleri, farklı eğitimler yapanlar vardır. Bunlar değişkenlik gösterir. Başlangıç olarak bir arkadaşımız yazmıştı. Dalışa nasıl hazırlanıyorsun diye. Dalış arkadaşlar genelde bir gün öncesinden yorgun olmamak ve akşamdan acı, asit, baharatlı şeyler yememeyle başlıyorum. Çünkü bunlar ertesi gün dalışta rahatsız edecek yiyecekler. Mutlaka malzemeleri iki kez kontrol ederim. Ben dalışa başladığım günden beri bir liste yapmışımdır. Dalışa gideceğim gün alacağım malzemelerin listesi. Yani ne kadar da yıllanmış olsanız da bazen kafanız dalgın olabiliyor, malzeme unutabiliyorsunuz. O yüzden bir liste yapıp tek tek kontrol etmek çok daha önemli. Çünkü uzun yollar kat ediyorsunuz. O saatlerde uykudan kalkıp gidiyorsunuz. Malzeme unutup geri dönmek çok kötü bir durum. Yaşadım açıkçası. O nedenle liste yapmak çok mantıklı. Liste yapıyorum. Listeye göre malzemelerimi kontrol ediyorum. Kameramı şarja takıyorum. Dalış saatim olsun, işte diğer malzemeler olsun ayarlıyorum. Maskenizi özellikle hani bu yapmaması konusunda ilk aldığınız zaman camını çakmakla yakmanız gerekiyor. İç taraftan yakmak derken üzerindeki buğuyu almak amaçlı. Zaten fark edersiniz ısı değdiği zaman. Onu zaten bir kere yapmışsınızdır. Dalıştan önceki akşam mutlaka bir piril ya da bulaşık deterjanı birkaç damla camına damlatıp ovalayıp öyle o şekilde üzerine bırakıp ertesi gün suya girerken deniz suyuyla yıkayıp takabilirsiniz. Ben onu ek olarak camı mesela tükürükleyenler var. Ben de bazen yapıyorum çünkü tükürük içerisinde bulunan bazı maddeler tatlı su mu artık neden dolayıdır bilmiyoruz. Bu yapmasını biraz engel oluyor ve suyla biraz yüzünüzü yıkamanız daha mantıklı olur. Çünkü kışın özellikle yüzünüzdeki sıcaklık camlarda buğu yapabiliyor. O nedenle rahatsız eder sizi dalışta. Görüntü bozukluğu olur, atış yapamazsınız ve mutlaka yüzünüze oturacak bir maske ayarlamanız lazım. Çünkü bunlar en ufak ayrıntılar bile dalışınızı mahvedebilecek durumlar. Dalış maskemizi de o şekilde hazırladıktan sonra sabah ben genelde elbisemi deniz suyuyla değil de şampuanlı köpüklü su yapıyorum. Çünkü üzerimde biraz rahat olsun istiyorum. Ne kadar da olsa bir süre sonra elbise kuruyabiliyor üzerinizde. Hareket imkanlarınızı kısıtlayabiliyor. Ben şampuanlı, yani çok da olmasın çünkü şampuan fazla olursa vücudunuzda çok fazla kayma yapacaktır. Özellikle üst tarafınızda tüfeği kurarken kaydırıp göğüs kısmını yırtabilirsiniz. O nedenle kıvamında bırakmak daha doğrudur. Özellikle kış aylarında sıcak suyla, sabahları sıcak su ısıtıp şampuanla karıştırıp dalışta o şekilde sıcak suyla gidiyorum. Çünkü girdiğimiz havalar çok sıcak havalar değil. Rahatsız etmesin. Bir ufak şişede şampuanlı su götürüp o şekilde giyiniyorum. Dalışa bu şekilde hazırlanıyorum. Özellikle önceki geceden uyku çok önemli. Yani olabildiğince erken yatmanızı tavsiye ederim. Çünkü sabah hem yorgun kalkmanıza sebep oluyor, hem nefes konusunda etkiliyor. Ne kadar da olsa sonuçta uykusuz yola çıkmak bile trafik konusunda bile tehlike yaratabiliyor. O yüzden yemeğinizi yiyip çok böyle rahatsız edecek yemekler değil de hafif yemekler yiyip uyuyup sabah dalışa o şekilde gidilebilir. Beslenme de yine aynı şekilde. Dediğim gibi acıdan baharattan uzak durmaya çalışıyoruz. Ve yağ özellikle sabah ben genelde hani aç sayılabilecek şekilde giriyorum. Kendim bir adet haşlanmış yumurta ve birkaç kaşık bal yiyip giriyorum suya. O beni genelde saat 12-1'e kadar idare ediyor. Çünkü sabah kahvaltı yapıp girenler de var. Genelde karakıyıda çok etkilemez ama bizim gibi agaşon derin dalış yapanlarda midenin boş olması çok önemli. Ben o yüzden yumurta hani uzun süreli doyum sağladığı için, geç sindirildiği için yumurta tavsiye ediyorum ve birkaç kaşık bal. Bunun yanında muz yiyenler var.
İşte birkaç enerji verecek besinler yiyenler var. Onlar anatomik yapısına göre değişiyor dediğim gibi. Ama özellikle poğaça, boyoz, işte yağlı yiyeceklerden, böreklerden uzak durmaya çalışıyorum. Dalışta rahatsız ediyor.